İzmir bir başka güzel. Bugün İzmir'de şenlik var, bayram var. Bugün İzmir'e milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan geldi. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız geldi. Biraz sonra Cumhurbaşkanımız bizimle beraber olacak. Hasret gidereceğiz, hasbihal edeceğiz. Binbir güzelliklerin şehri İzmir'in dört bir köşesini buradan selamlıyorum. Biz güzel İzmir'e sevdalıyız. Biz Türkiye'ye sevdalıyız. İzmir bize ecdadımızın, atalarımızın mirası. Bu mukaddes ülke Türkiye yeniden bizim için vatan olmuşsa bu biraz da İzmir'e borçluyuz. İzmir Kurtuluş Savaşımızı ilk kurşun anıtıyla başlatan şehirdir. İstiklal Harbimizi zaferle sona erdiren şehrin adı da İzmir'dir sevgili hemşerilerim. İzmir'in ufkunu gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in kalkınma hamlesini de İzmir'den başlatmıştır. Daha Cumhuriyet kurulmadan İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak genç Cumhuriyet'in yol haritasını İzmir'de çizmiş ve kalkınma hamlesini bu güzel şehrimizde başlatmıştır. Bunu yaparken daha ülkenin adı bile belli değildi. Cumhuriyet dahi kurulmamıştı. Ülke savaş, yıkım, yoksulluk içerisindeyken İzmir'de bir milletin nasıl ayağa kalkmasının, nasıl kalkınmasının mümkün olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İzmir üretimle, ticaretle, turizmle büyüyen bir şehrimizdir. Modern Türkiye'nin aydınlık yarınlarıdır İzmir. İzmir, Türkiye'yi dünyayla buluşturan şehrimizdir. İzmir'i ihmal eden, Türkiye'yi ihmal etmiş olur. Biz 15 yıllık AK Parti iktidarımızda İzmir'i asla ihmal etmedik. Aydınlık yüzümüz olarak gördük ve daha da İzmir'i geliştirmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Sevgili İzmirliler, sevgili yol arkadaşlarım, bizim vatan sevgimiz, millet sevgimiz, milliyetçiliğimiz 81 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir milliyetçiliktir. Bizim vatan sevgimiz bütün vatan topraklarını bir gören, bütün evlatlarını bir milleti bir olarak gören, beraber olarak gören, birlikte Türkiye olarak gören bir vatan sevgisidir. Bizim yurtseverliğimiz Türkiye'nin her tarafı için geçerlidir. Doğuda başka, batıda başka, kuzeyde başka, güneyde başka konuşmayız. Ay yıldızlı bayrağımızı
İzmir'de de dalgalandınız, Hakkari'de de dalgalandınız, Diyarbakır'da da dalgalandınız, Sinop'ta da, Hatay'da da ve bu ülkenin her karış toprağında ülkemizin ezanları okunur, bayrağı dalgalandırır, kardeşlik türküsü gece gündüz söylenir. Biz Priştine'yi, Kosova'yı, Mostar'ı, Gümülcine'yi, Üsküv'ü, Saraybosna'yı da İzmir gibi, Bursa gibi yüreğimizde hissederiz değerli kardeşlerim. Bir parçanın, bir sınıfın, bir zümrenin değil, bütün vatanın, bütün ülkenin siyasetini yaparız. Balkanlara da, Orta Doğu halklarına da dostluk elimizi hep uzattık. Dünyanın bütün mazlum milletlerinin acısına ortak olduk, dertlerine derman olduk. Gönül coğrafyasımızda bağımızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bu asil milletin asırlık hissiyatına da sahip çıkıyoruz. Hamdolsun milletimiz de bu yaptıklarımızı takdir ediyor ve 15 yıldır İzmir, İzmirli hemşerilerim, bütün vatandaşlarımız arkamızda bize destek oluyor. Girdiğimiz her seçimde açık ara birinci olarak ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu zamana kadar sevgili kardeşlerim, ne yaptıksa milletimizle beraber yaptık. Bu partiyi, AK Parti'yi siz kurdunuz. Milletimiz kurdu. AK Parti Türkiye demektir. Türkiye AK Parti demektir. Bizim siyasetimizin istikametini de yönünü de milletimiz belirledi. Milletin değerlerine kavga etmedik. Sen sucusun, sen bucusun diye milleti ayrıştırmadık. Herkesi kucakladık. Herkesi bu aziz milletin en güzel evlatları olarak gördük. Doğuda da, batıda da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi hep koruduk. Bölücülere, kumpasçılara, darbecilere fırsat vermedik, göz açtırmadık. Her zaman milletimizle birlikte yol yürüdük. İşte İzmir, 15 Temmuz, o alçak darbe girişiminde İzmir meydanlara indi. Ülkesine, milletine sahip çıktı. Ay yıldızlı bayrağımızı o gece indirtmediniz. Ezanlarımızı dindirtmediniz. Darbecilere hak ettiği cevabı, cezayı verdiniz. Allah sizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çukur operasyonlarıyla kardeşliğimizi hedef aldılar. Bizi yıldırmaya, teslim almaya çalıştılar. Ancak milletimizin desteği, Allah'ın yardımıyla bütün hainlere, cinayet şebekelerine, ihanet odaklarına hak ettiği cevabı verdik.
kardeşliğimize, birliğimize, bayrağımıza, vatanımıza hep sahip çıktık. Halk kadrolar, sizler olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir kuvvet, hiçbir şer odağı bu millete zincir vuramaz, esaret altına alamaz. Halk kadrolar, değerli yol arkadaşlarım, milletin emanetine daima sahip çıkmaya var mısınız? Bu milleti her zaman baş üstünde tutacak mıyız? Siyaset kişisel çıkar için yapılmaz, millet için yapılır. Millete hizmet için yapılır. O zaman halk kadınlar, halk gençler, halk kadrolar 24 Haziran'da İzmir'de yeni bir destan yazacak mıyız? Yeni bir rekora imza atacak mıyız? Bu meydanın coşkusu, bu meydanın heyecanını sandıklara taşıyacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İzmir, İzmir bizi hiç mahcup etmedi. İnşallah bundan sonra da mahcup etmeyecek. Değerli kardeşlerim, seçim açıklandı. Seçim günü belli oldu. Ama muhalefete de bir haller oldu. Bir haller oldu. Seçim seçim diye başımızın etini yiyenler seçim tarihi açıklanınca ne yapacağız, ne edeceğiz, yine hazırlıksız yakalandık diye oraya buraya koşuşturmaya başladılar. Aday arıyorlar, aday. Adayı uzaydan mı getireceksiniz? Bugüne kadar aday yetiştiremediyseniz bundan sonra Mars'tan mı aday gelecek? Çatılar kuruyorlar, tezgahlar yapıyorlar. Ama o çatı daha çatılmadan çatırdadı, yerle bir oldu. Değerli kardeşlerim, Türkiye'ye güveneceksin. Eğer Türkiye'ye yönetmek istiyorsan, iddian varsa başka yerlerde, başka kapılarda aday alamayacaksın. Muhalefet partisi demek iktidar adayı demektir. Ancak gel gör ki muhalefet partisinin başkanı aday olmamak için köşe bucak kaçıyor. Başka partilerin kapısını çalıyor. Başka biri aday olsun diye çalışıyor, çabalıyor, ortalıkta koşup duruyor. Çünkü değerli hemşerilerim, güvenemiyor, kendisine güvenemiyor, başına geleceği biliyor, parti başkanlığı da gidecek, cumhurbaşkanlığı da gidecek diye endişe ediyor. Onun için milletvekillerini başka partiye gönderiyor. Aman milletvekillerimizi al da bize bir aday bul, bize destek ol. Böyle bir şey olmaz. Siyasette mühendislik olmaz. Siyasette zorlama olmaz. Siyaset adam gibi adamlarla yapılır. Recep Tayyip Erdoğan'la yapılır. Siyaset vatanını, milletini canından aziz bilen,
15 Temmuz gecesi, 15 Temmuz gecesi alçakların karşısına çıkan ve onlara milletiyle birlikte hak ettiği dersi veren yiğit insanlarla yapılır. Siyaset zoru görünce kirişi kıranlarla asla yapılmaz. Değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim, bu millet her zaman temiz siyasetin, temiz siyasetçinin yanında oldu. Bizim millete olan inancımız tamdır. Güvenimiz tamdır. Bu kadrolar milletin kadrolarıdır. Bu dava milletimizin bize emanetidir. Değerli İzmirliler, sevgili yol arkadaşlarım, 25 Haziran inşallah ülkemiz için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açılacak, yeni fırsatlar gelecek. 25 Haziran'dan itibaren Türkiye'de tek söz sahibi millet olacak. Siz ne derseniz o olacak. Sandıkta Cumhurbaşkanlığı milletvekillerinizi de siz seçeceksiniz. Vesayet odaklarına, darbecilere, kumpasçılara fırsat vermeyeceksiniz. Sözde, kararda milletin olacak. İzmir'in olacak, İzmirlilerin olacak. Yeni sistemle beraber yavaş işleyen bürokrasi ortadan kalkacak. Vatandaşın işleri çok daha hızlı görülecek. Devletle millet arasındaki mesafeler ortadan kalkacak. 25 Haziran sabahı sevgili İzmirliler, artık 27 Mayıslar, 12 Eylüller, 12 Martlar, 28 Şubatlar, 17-25 Aralıklar ve 15 Temmuz darbeleri tarihin çöplüğüne atılacak. Demokrasi bir kez daha kazanacak. Türkiye kazanacak. 15-25 Haziran'dan itibaren ekonomik bir takım operasyonlarla, iç ve dış kumpaslarla Türkiye'ye ayar vermek isteyenler ayarları bozulacak. Türk milleti bir kez daha aydınlık yarınlara yerken alışacak. Evet, hazır mıyız? Hazır mıyız? Milletin adamı, memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır mıyız mı? Maşallah. Evet, Cumhurbaşkanımız, liderimiz biraz sonra aramızda olacak. Arkadaşlarımız geldi. Biraz sonra salondan kendisi de burada olacak. Bizimle beraber olacak. Ve sizlerle hasret giderecek. Değerli kardeşlerim, bir kez daha tekrar ediyorum. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanını, adam gibi adam, memleket sevdalısı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı seçecek miyiz? Bir rekora imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Sizin bu heyecanınız, sizin bu coşkunuz
bu sevginiz olduğu müddetçe evelallah bize gece demeden, gündüz demeden, yaz demeden, kış demeden çalışmaktan başka hiçbir şey düşmez. Bu duygularla hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize, İzmir'imize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.